Merhaba ben Enes. Bugün sıkça sorulan kulaklıkları nasıl şarj etmeliyiz sorusuna cevap bulacağız. Daha önce çektiğim rehber niteliğinde sorunlar, çözümler veya bilgilendirici videoları buradaki oynatma listesinden video bitiminde izlemenizi tavsiye ederim. Yine videoyu işinize yararsa beğenmeyi unutmayın. Aslında kulaklıklarda kullanılan piller lityum iyon piller olduğu için akıllı telefonlarımızı şarj ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa kulaklıkları da genel olarak aynı prensiplere göre şarj etmemiz gerekiyor. Şimdi hızlıca maddeler halinde nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş hep beraber bakalım. İlk önce şunu belirteyim. Benim buradaki saydığım maddelere dikkat etmezseniz kulaklığınızın pili birden ölmez. Zaten biz bu kulaklıkları kullanmak için alıyoruz. Yani pilim zarar görecek diye kullanmamazlık yapmayın. Ancak bu tarz kötü kullanım senaryolarını uzun vadede devamlı yaptığınız zaman piliniz daha kısa bir süre içerisinde biter. Bu maddelere mümkün olduğunca uyduğunuz sürece daha verimli ve uzun süre boyunca kulaklığınızı kullanabilirsiniz. Bu maddeler sadece kulaklıklar için geçerli değil. Telefonlar dahil pil ile çalışan bütün cihazlar için geçerli. Birinci madde olarak yan sanayi, şarj başlıkları veya kablolar kullanmayın. Mümkün olduğunca kulaklığın yanında gelen bir kabloyu kullanın. Ve şarj başlığı olarak da güvenilir ve bilindik markaların şarj başlıklarını veya telefonunuzun yanında gelen şarj başlığını kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan şarj başlığı veya kablolar kulaklığın piline zarar verebilir, hatta bozabilir bile. İkinci madde olarak da hızlı şarj aletlerini mümkün olduğunca kullanmayın. Bununla alakalı net bir bilgi internette bulamasam da hani bir tedbir amaçlı kullanmamanız daha yararlı olur. Kulaklığı hangi şarj aletiyle kullanmam gerekir diye soracak olursanız da kulaklıkların arkasında input olarak bir belli bir değer yazıyor. Genelde 5 volt 1 amper veya 5 volt 500 miliamper olarak kulaklıklarınızı bilgisayardan şarj edebilirsiniz. Bilgisayarların USB portları 500 miliamperlik bir güç verebiliyor. Yine normal telefonunuzun şarj başlığını da şarj edebilirsiniz. O da 2 amper olduğunu varsayarsak bu amper değerinin yüksek olmasının çok bir dezavantajı yok. Çünkü kulaklık bu üzerindeki amper kadar o şarj başlığından akım çekecek. Ancak burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi şarj başlığının güvenilir ve orijinal bir markaya ait olması. Yani yan sanayi veya kalitesiz bir şarj başlığı kullandığınız zaman bu şarj başlığı bu akım değerini düzenli bir şekilde kulakla veremeyip kulaklığın bozulmasına sebep olabilir. Bu arada bu bütün telefonların şarj başlıkları 5 volt olarak geçiyor. Yani bütün telefon şarj başlıklarını bu kulaklıkları şarj ederken kullanabilirsiniz. Üçüncü madde olarak en çok sorulan sorulardan birisi bu kutuyu şarj ederken kulaklıklar içerisinde mi olsun? İçerisinde olmazsa daha iyi olur. Neden? Çünkü bir yandan kutu kendisini şarj ederken bir yandan da içerisindeki gücü kulaklıklara veriyor. Yani hem dolum hem boşaltım işlemi yapıyor. Bazı dönemlerde yapabilirsiniz ancak uzun vadede bunu bir alışkanlık haline getirmezseniz daha iyi olur. Yani mümkün olduğunca kulaklıklar dışarıda kalsın. Kutuyu şarj edin. Kutu şarj olduktan sonra kulaklıkları içerisine koyun. Dördüncü madde olarak kulaklığın pilini %0 yani kapanana kadar devamlı bir şekilde kullanmak. Yine çoğu telefonda olduğu gibi kulaklıklarda da belli bir pil seviyesinin altına geldikten sonra genelde %20 gibi kulaklık uyarı verir beni şarj et diye. Telefonlarda da bu şekilde olur. Telefonunuzu şarja takın gibi. Burada cihazınızı dinleyin ve şarja takın. Çünkü pil içerisinde bulunan hücreler full boşaldığında zamanla pilin ömrünü kısaltabilecek kimyasal reaksiyonlara neden olabilir. Bu şekilde kullanımlarda batarya stres altına giriyor ve uzun vadede kullanım süresi düşüyor. Bütün lityum iyon pilleri yarımken şarja takabilirsiniz. Yani kulaklığın şarjını bitirmeye çalışmayın. Yarımken de taktığınız zaman herhangi bir problem olmaz. Yani kulaklık düşük pil uyarısı verdiği zaman şarja takarsanız uzun vadede daha verimli bir şekilde kullanmış olursunuz. Beşinci madde olarak kulaklığı ilk aldığınız ne yapmanız gerekiyor? Çoğu üretici üzerinde bir not yazar. Kulaklığınızı ilk olarak şarj edin diye. Bu şekilde yapmanız daha doğru olur. Yine çok merak ediyorsanız bir miktar kullanabilirsiniz. Ancak ilk olarak şarj etmeniz daha doğru olur. Genelde bazı modellerde kulaklık dışarıda konumlandırılmış olur. Veya kulaklık bu kutunun içerisinde olsa bile bu şekilde görebildiğiniz gibi bir jelatin kaplı olur şarj etme yerleri. Bunun sebebi lityum iyon pillerde %60-%70 seviyesinde sabit tutmaya çalışmaları. Bu lityum iyon piller rafta yeni sahibini beklerken ömründen yememesi için bu seviyelerde bekletmeye çalışıyorlar. Eğer siz de kulaklığınızı uzun süre kullanmayacaksanız 3-5 ay gibi kulaklıkların kendilerini %60-%70 seviyesine indirin, kenarda bekletin. Yine şarj kutusunu da %60-%70 seviyelerine düşürüp kenarda bekletin. Bu şekilde bekletmeniz piliniz için daha uygun ve daha verimli olacaktır. Altıncı madde olarak yine lityum iyon piller sıcağı ve soğuğu sevmiyorlar. Yani güneş altında mümkün olduğunca kulaklığınızı bekletmeyin veya çok soğuk bir yerde muhafaza etmeyin. Sıcak ve soğuk pilin düşmanı. Yedinci madde olarak sağ ve sol kulaklığın şarjı
aynı anda bitmeyebilir. Bu gayet normal. 15 ile 20 dakika arasında bir farklılık varsa bunda bir sorun yok. Ancak bu süre daha fazla uzuyorsa eğer kulaklığınızın pilinde bir sorun var demektir. Burada kulaklığınızın pilini komple bitirip sonra tekrar doldurduğunuz zaman bu pile bir sıfırlama işlemi yapmış olursunuz. Bu şekilde bir işlem yaptıktan sonra tekrar düzelmiyorsa eğer kalıcı bir problem var demektir. 8. madde olarak kulaklığı uzun süre şarjda bekletmemek. Tamam, çoğu şarj aletinde akım korunması var ve belli bir seviyeye geldikten sonra bunu kesiyor, ancak yine de pil stres durumunda bekliyor. Yani bunu bir alışkanlık haline getirip her gece kulaklığı takıp her sabah almamak gerekiyor. Bunu mümkün olduğunca kulaklığınızı gündüz şarj edip dolu bir şekilde, bu fişe takılı bir şekilde uzun vadede bekletmeyin. Yani bunu bir iki kere yapmanın çok bir zararı olmaz. Ancak dediğim gibi buradaki bütün maddeleri uzun vadede uymadığınız zaman pilinizi daha kısa sürede tüketmiş olursunuz. Siz buradaki maddelere ne kadar muntazam bir şekilde uysanız da lityum iyon piller doğaları gereği ister kullanılsınlar ister de kullanılmasınlar belli bir yıldan sonra eskimeye başlıyorlar. Yani bu dediğim maddelere çok da kafaya takmayın, ancak uzun vadede kullanım alışkanlıklarınızı bu maddelere göre şekillendirirseniz kulaklığın pilini daha uzun ve verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Telefonların bile bataryaları yaklaşık olarak 2-3 yıl içerisinde epey yıpranmış konuma geldiği düşünüldüğünde bu tam kablosuz kulaklıkların içerisinde oldukça küçük piller var. Yani bizzat test etmesem de yine maksimum olarak 2-3 yıl boyunca bu kulaklıkları kullanabilirsiniz. Ki genelde şöyle de bir durum var. TWS'ler kaybolmaya ve yere düşüp bozulmaya daha elverişli durumlar. Yani belki de pili ölmeden yere düşürüp bozabilir veya kaybedebilirsiniz. Mümkün olduğunca yere düşürmemeye veya kulaklıkları kutusu dışında taşımamanızı tavsiye ederim. Çünkü pillerin eskimesi kadar en az bunlar da kulaklık için tehlikeli. Cihazlarımız kullanmak için, müzik dinlemek için, zevk almak için var. Çok da fazla kafaya takmayın. Her bütçeye ve kullanım amacına uygun olarak seçtiğim fiyat performansı yüksek olan kulaklıkların listesine açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni yayınlayacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Üf, amma sıcak oldu ha.